Teknoseyir'e hoş geldiniz, Murat Kaan, N2, evet. N1'ini incelemiştik bunun. Bu da N2'si. Sonra bir de A1 çıkmıştı galiba değil mi, biraz evet. daha düşük versiyonlu, bu N2. Yeni Şimdi, nesil Kaan'ın amiral gemisi mi diyelim. Ya, kendileri öyle diyorlar. Kendilerinin de öyle. Şimdi bu telefonun en önemli özelliğini baştan söyleyeyim de aradan çıksın. Bin lira. Hı, ucuz olmaz evet. yani. en önemli özelliği Şimdi bu. Sayacağım her özelliği buna göre değerlendirmen gerekiyor. Hı. hı. Şimdi. Bu şöyle bir şey var. Hani hep trendler oluyor telefonlarda. Ne var şu an? Mesela çok birden fazla kamera kullanımı görüyorsun. Bakın. Evet. İki kameralı. Güzel. 18'e 9 oran görüyorsun. Bu da 18'e e 9 oran. Hı hı. Şu alt üstünü biraz küçültmüşler. Evet, i̇şte Çerçeveler olabildiğince yani. Ekonomik hı hı. bir telefon için olabildiğince ince. Ee, peki başka. 5.7 inç. 1440'a 720 az önce söyleyeyim orandan dolayı. Hı hı. 410 lükslük bir parlaklık elde ettim. O biraz az diyebilirim. Çünkü gün, güneş, güneş altında ben fotoğraf çekerken biraz hani ne çekiyorum mu şey, görmekte biraz zorlandım. Ee, biraz da şey var. Böyle yandan falan baktığın zaman renk kaybın oluyor. Ama karşıdan baktığın zaman renklerin canlı olduğunu göreceksin. Evet renkleri güzel. Hani ekran kalitesi fena değil. Evet. Ee, metal gövde demişler ama biz hani kendi aramızda çok konuştuk bunu ya bu şu e, arka tarafı metal hissi vermiyor insana yani bazen dersin ya, ya bu bak telefon e, me, premium hissiyatı var vesaire bu yani o metalin hissiyatını sana geçirmiyor e, şu, şu kısım çok yüksekten şu şuradaki alan metal, şunlar plastik, hı hı. E, şurada parmak izi okuyucusunu görüyorsun. Evet. Parmak izi okuyucusuna fonksiyon eklemişler? Bunu açarsan ama kendisi varsayılan olarak değil. İşte şu ekranın geçişlerini arkadan scroll yaparak yani onu scroll gibi hmm. düşünsen scroll yapılabilecek her uygulamada o o işe yarıyor. Düğme fonksiyonu var. İşte fotoğraf çekebiliyor. Hmm. E, bunların hepsi kendisinden kapalı geliyor. Sen açarsan çalışıyor. Şeyi fark ettim. Birazcık hani ekranın senin parmağını hareket ettirmene kıyasla çok azıcık bir gecikmesi var. Hmm. Bir de şey yapacak. O parmak izi okuyucunun kapsamında hareket edeceksin. E tabii. İnsan biraz tabii ilk başta şey biraz böyle hızlı Boydan hareket ediyor. Boydan boya yapıyor evet, Çok minik hareketlerle alışabilirsen Hı. işe yarıyor. Bence hani denesinler alanlar. Yok ben şimdi şey yapmaya başladım hemen hakikaten şöyle evet. alttan uygulamalara falan kolayca hakikaten geçebilirim. Şeyleri falan da destekliyor mesela Scroll dediğim hani yan scroll mesela. Hı. Bir şeyi açma kapama tuşunu düşün. E onu da sağa sola ittirebiliyorsun orada evet. mesela. E bence denemeleri... Yani lazım. şu sağ elini kullanmadan sadece sol elinde tutarken tek elle Aynen. Bir yazı Aynen. okurken falan şey yapabilirsin. Scroll'unu yaparsın, yaparsın çok yani. rahat bir şekilde. Güzel fena değil. Ee, bunun içinde ne var? Bir defa e, 8 çekirdekli işlemci Mediatek MT6750T var. Hı hı. Bu birazcık hani e, 625'in Snapdragon 625'in ama Onun da birazcık altında bir işlemci. 1.5 GHz ee, Mali T860 GPU'su var üstünde. Hı hı. Böyle süper hızlı bir telefonla yan yana getirirsen bunun daha hı. ağır çalışan bir telefon olduğunu söyleyebilirsin. Ama günlük hayatının deneyiminde bu ağırlık senin işini zorlaştıracak bir ağırlık değil. Oyunlarda e, en yüksek ayarlarla başa çıkabildiği oyun da var çıkamadığı oyun da var. Hı hı. Duruma göre sen artık orada müdahale edeceksin. Ee, ama işte bu, bu çözünürlüğü fena kaldırmıyor onu söyleyeyim. Üzerinde Android 7 ile geliyor kutudan çıktığında. Şey bilmiyorum bu 8'i görür mü? Bilinmez. Evet, o Çünkü şey biraz orada umut kırıcı bir şey. 7 1 değil mesela 7 dekan 7 0. Hı hı. Ee, o yüzden hani Android 8 gelir mi bilmiyorum. Çok hani umut bağlamamak lazım. 3 GB RAM'i var. Hani giriş seviyesi telefona 3 GB'ın inmiş olması güzel bir şey. Doğru. 32 GB depolama var. Yine giriş seviyesi telefonu 32'ye çıkmış olması iyi bir şey. Micro SD'si de var. Hı hı. Bunlar e, donanım detayları. Şimdi 13 megapiksel ve 8 megapiksel iki kamerası var arkasında. Bir de tabi selfie kamerası var. Bu nasıl çalışıyor? Ana kamera, ana kamera her zamanki gibi. İkinci kamera biliyorsun zaten iki seçenek, üç seçenek oluyor. Nedir o? Ya geniş çekecek, ya zoom çekecek, ya da... E, Siyah beyaz çekip hı hı. ışık için kullanılacak. Bu 120 derece çekiyor. Hı. Kalitesi nasıl? Kalitesi şöyle, e, gündüz fotoğraflarında giriş seviyesi telefonun performansını alıyorsun. Tamam. Yani kendi yani bunu beklediğimi aldım açıkçası. Yani umduğumu deyip çok da fazla bir beklentimi yükseltmemiştim. Gece çekimlerinde ama şeyi fark ediyorsun. Ya bu ışık azaldığı zaman çok ciddi şekilde noise yapıyor. Kirlilik yapıyor. hı. hı. Ana kamerayla geniş açı kamerası arasındaki fark çok büyük. Yani geniş açı kamerası gündüz bile e, ana kameranın hissedilir şekilde gerisinde kalıyor. Yani şey demek için o zaman hani ikinci kamerada var demek o demiş olmak için koymuşuz evet, diyebiliriz. Evet, yani o bir pazarlama unsuru. Çünkü bu bu tarz telefonlarda çok kolay gördüğümüz bir şey değil işte iki kamera olması. Doğru. Tamam 120 derecelik açı yani geniş açı çekmek sana çok gerekiyorsa o an var. Hani o öyle düşün. Onun dışında tabii başvuracağım bir kamera değil. Ee, videolarda çok ciddi fark ediyor. Ne video çekimlerinde yani gündüz bile geniş açı kamerayla çektiğim Hı -hı. videolar çok daha yani Peki, ana kameraya göre Peki stabilizasyon falan şey... var mı? Yok, yok bunlar Bunlarda öyle şeyler olmuyor. Yani optik stabilizasyon olmuyor. Hı -hı. Ee, gündüz fotoğraflarından genelde hani ana kamerayı kullandığın sürece memnun kalırsın, iş görüyor. Ee, ama geniş açı kameraya e, aradaki fark çok büyük olmuş. Şeyde F2.0. 13 megapiksel kameranın ana kameranın değeri f2.0. FM radyosu var. Bluetooth 4.0 biri var. Wi-Fi şey çek, 4.5G destekliyor. Wi-Fi ac falan yok bunda. Hı, hı. Micro USB'den bağlıyorsun 2.0 aşağıda. Böyle hoparlör de şurada. iki tane görüyorsun ama sadece şundan ses geliyor. Tamam. Onun dışında. Stereo falan yok tabii ki. Şu üstteki kimde falan. 3000 mAh pil koymuşlar. Ne? Oyun süresi 3,5 saat aralıksız oyun oynatabiliyor. film süresi 10 saat. PC Max süresi de 6 35. Hı hı. 6 saat 35 dakika. Şimdi şeyden ele veriyor kendisini oyun süresinden. Çünkü orada bunun işlemcisi böyle yani çok tasarruf edebileceğin, güç tasarrufu destekleyebilecek bir işlemci değil. o konuda çok iddiası yok. orada performansa yüklenince 3,5 saate iniyor. Hı hı. Ama işte film izlemek gibi daha pasif durumlarda 10, 10 saate çıkıyor. Çünkü 3000 mAh pil zaten bunu vermeli. Doğru. Gerçi hani amiral gemisi modellerde 15 saatleri 16 e, saatleri rahat rahat görüyoruz ben. Ama yani. mesela onlar da ama ekran AMOLED oluyor. Oradan da kazanıyorlar. Doğru, i̇şte doğru. işlemcisi de daha verimli oluyor. Oradan da kazanıyorlar. Doğru. Zaten fiyatları da bunun fiyatları 4 katı, da 5 katı 5 katı oluyor. oluyor yani. Genel olarak deneyim şu. 1000 liralık bir telefon için verdikleri işte şey buna kabaca bakacaksın. Hani benim 1000 liram var. Maksimum donanımı alayım peşindeyim. Hani artık şey falan düşünmüyorum. 5000 liralık telefonu yerden yere vurursun. Hani bir eksiği geldiğini görürsen de bunda senin sıkıntın var. Sen zaten keyfinden almıyorsun bunu. Bütçen o kadar olduğu için olsun. 1000 liraya verdiği şeyler işte 3 GB RAM veriyorum diyor. 32 GB depolama veriyorum. 2 tane kamera veriyorum diyor. Hı hı. E baktığın zaman şekil şemal olarak düzgün bir telefon. Ya bu, yani genel tasarımı bence çok iyi Murat. Bunun yani şöyle bunun seviyesinde olan eski telefonlar kaba saba şeylerdi. Böyle yani kocaman plastik, kenarlı. Evet, falan kenarlıkları çok büyük olan. Hı Şimdi bu baktığın zaman bu senenin telefonu tasarım olarak. E, tamam işte bin liraya bu. Neyi feragat ettin? E, işte fotoğraf kalitesinden feragat ediyorsun. Çok o net o bir şekilde. O e, kaçınılmaz. Performansının e, orta 2000 liralı seviyesindeki telefonlardan düşük olduğu hı çok hı. bariz. Onun dışında da işte e, Android 7'de kalacak mısın? Kalmayacak mısın? Muhtemelen kalacaktır. Daha ileriye gideceğini zannetmiyorum. E, bunlar. 100, 145 gram. 8, yani hafif yani. 8.25 mm. Belki hani o konuda biraz daha ince olabilir yani denebilir. Hı hı, yani çok da sorun değil. Düzgün telefon ama işte dediğim gibi 1000 liraya alacak mısın? Başarı elektronik getiriyor. Hani şey kısmı hı. sağlam. Teknik servis kısmı da sağlam. Bu. Ya o sağlam da işte şu Kaan ismi o kadar bilinmiyor Murat. Yani piyasada. Ya şöyle bizim izleyici kitlemiz arasında belki bilinmiyor olabilir. Hı. Ya da işte tercih edilmiyor olabilir. Ama işte Telefon fiyatları o kadar arttı ki böyle telefonlara şu an ihtiyaç var. Yani 1000 liraya ve 1500 liraya insanların iyi telefon ya da işte fazla donanım alması gerekiyor. Hı hı. Bu o işi görüyor. Türkiye piyasası bitme 1500 TL arası çünkü. Oraya iyi telefonlar lazım. O da nasıl geliyor? İşte te teknoloji ilerlediği için bunlar aşağıya doğru gelmeye başlıyorlar. İşte 1 GB RAM aldığın segmentte şimdi 3 GB alabiliyorsun. Hı, hı. İşte geçen sene 2 alıyorduk rakipleri neler biliyor musun yani o fiyat aralığında yani çünkü benim farklı. aklıma hep şey kalıyor Xiaomi'nin böyle eski modelleri. Tabii. Ee, bayağı bunlar rekabetçi olur aslında. Yani altında da hala telefonlar var işte biz arada bir Netvos falan inceliyoruz Hı. işte o tarz telefonlar var. Hep şey yapacaksın. Böyle koyacaksın teraziye o paraya ne alabiliyorum. Ama bunun tasarımı sanki onlardan ayrışıyor evet. bence. Evet. Biraz bu, bu biraz daha bu, düzgün güncel bir telefon. tasarım. Evet, güncel bir tasarım. İçinden işte e, şarj cihazı, kulaklık ve korumak için de hem Hı. şu plastik kılıf çıkıyor hem de ön tarafına da istersen camını koruyabilirsin. Hı hı. Ee, böyle de tamamen fiyat düşünülerek alınacak bir telefon. Yok ben hani fiyat önemli değil ya da işte 1500 liralara çıkabilirim diyorsan tabii ki daha iyi seçenekler bulabilirsin. Ama bu segment içinde bence tercih edilebilecek bir telefon. Ama eksilerini iyi bileceksin. Ee, bunlar seni etkiliyor mu hayatını etkiliyor mu ona hı. karar vereceksin. Bütçen de buna yetiyorsa alınabilir memnun kalırsın diye tahmin ediyorum. Ya dediğin gibi hani fiyat konusunda zaten sınırlıysan olay bütün olay çok fiyat da fazla vardır. yapacak bir şey yok. Evet. KN2 -E böyleydi diyorsun. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.